Şimdi 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Mehmet Ağa yani. Orada askerlikte 2 ay askerlik yaptık ama orada tencere tava soğuk suyla yıkanıyor. Sıcak yiyor, su yok, deterjan yok, hijyen yok. Almanya'ya döner dönmez işte onu yiyince alerji, bunu yiyince alerji. O doktor, bu doktor, şu doktor. Doktor dedi ki İspanyol alergolog, alerji uzmanı. İnek eti, koyun eti, dokunuyorsa domuz eti ye dedi. Akıllara ziyan, adama bak. Ya bu kadar mı bu kadar? Sana dünyadan haberin yok dedim. Çünkü domuz etinin çok çok zararlı olduğunu Profesör Doktor Schweik domuz üzerine 30 yıl araştırma yapmış. Bir çiftlikte, o çiftlikteki bütün yaşayanların ev doktoru, anne, baba, dede, ebe, nine, torun falan hepsi, 30-40 kişi yaşıyor çiftlikte, hepsinin doktoru 30 yıldır. Bütün çiftlikte yaşayan herkes hasta. Adam bir sürü tedavi edemiyor. Neden bu aile böyle hasta? Eksema, sedef, akne, liken, psikolojik sorunlar, herkes hasta. Bunlar ne yiyor diyor? Domuz. Acaba domuz eti sağlıksız mı diye araştırma yapıyor. Gerçekten sağlıksız bir şey olduğunu anlıyor. Diyor ki domuz yetiştirmeyeceksiniz, domuz eti yemeyeceksiniz. Ne yapacağız? Koyuna dönün diyor. Çiftliği adamlar ona göre değiştiriyorlar. Bütün domuzları satıyorlar koyunu. Koyun eti mi yemeye başlıyorlar. Şak! Hiçbir hastalık kalmıyor. Bütün ailede. What is Schweine Fleisch diye bir kitap yazmış adam. 30 yıldır. Domuzun etinin tehlikeli olduğunu. Alman eski Bundeskanzler dediler onlar. Yani başbakanı. Helmut Kohl da domuz etini yasaklamak istedi ama fakir insanlar domuz eti yediği için büyük tepki oluşur diye engelleyemeyeceğini anlayınca vazgeçtiler. Vasis Schweine Fleisch. Yani çok çok tehlikeli, çok kötü, iğrenç bir şey, et sayılmaz. Şimdi Profesör Doktor Bovis, Anton Bovis, Fransız ilim adamı, canlı cansız bütün varlıkların enerjisini ölçüyor. Enerjisini. Bir insanın Bovis enerjisi 6500. Hastalanırsa 5000. Ölürse 3000'e düşüyor. Yine ölür. Her şey bir enerji yayar. Kanser hastasının yaymış olduğu enerji 4000. 3500, 4000. Domuzun da yaymış olduğu enerji, her şey bir enerjiden ibaret. Yaymış olduğu enerji 3000, 3500. Yani ölü yaymış olduğu enerjiyle domuzun yaymış olduğu enerji aynıdır. Bu nedenle Bobis enerjisi ölü yemiş gibi insan sağlığına domuz eti enerjisini düşürüyor. Oysa dana veya inek 9000, 10000 enerjisi var. Bovis enerjisi. Suların da enerjisi var. Her şeyin enerjisi var. Bir elektromanyetik dalga yayıyor. Ölçülebiliyor bu enerjisi. Her şeyin enerjisi var. İnsanları da iyi insanın, kötü insanın da enerjisi değişiyor. Çok değerli alimse, İyi bir insansa enerjisi çok yüksek oluyor. Kötü bir insansa, negatif bir insansa enerjisi düşük oluyor vesaire vesaire. Bovis enerjisi denir. Biz Bovis tüpü ürettik. Bu tüp suyun içerisine koyduğunuzda burada var tüp de. Şuradaymış. Bovis tüp özel kozmik bir özel bir tüp. Suyun içerisine koyduğunuzda 2 dakikada suyun kalitesini 2 milyona çıkarıyor Bovis enerjisini. 8 bin, 9 bin olan suyun enerjisini 2 milyona çıkarıyor.
Bu enerjisiyle yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreyi yapısını, dokusunu düzenliyor. Özel bir ona şekil veriyor suya. 2 milyona çıkarıyor enerjisini 2 dakikada. Bovis enerjisi. Türkiye'de ve dünyada ilk ben ürettim Bovis. İçtiği zaman şöyle güzel bir tat oluyor. Aslında bu camdan dışarı nüfus ediyor yani. Enerji yayıyor. Her neyse. Şimdi